Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 366 sıra sayılı kanunun ikinci bölümü üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle geçen hafta İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden 6 yurttaşımıza, dün de Karkamış'ta hayatını kaybeden bir tanesi ufacık 5 yaşında yavrumuza ve diğer 3 kişiye de Allah'tan rahmet, ulusumuza da sabırlar diliyorum. Ayrıca İzmir milletvekilimiz Mahir Polat'ın da yeğeni olduğu için onun şahsında da başsağlığı diliyorum. Umarım terör olayları bu şekilde devam etmez. Askerimizin de Mehmetçiğimizin de sonuna kadar yanındayız. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Evet değerli milletvekilleri, bu görüştüğümüz kanun 2015 4 Nisan'ında kapatılan Polis Akademisi'ne bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nin yerine İç Güvenlik Fakültesi'nin kanun ile açılmasıyla ilgili. Ta Atatürk zamanında polis teşkilatına amir yetiştirmek için kurulmuş 4 yıllık lisans eğitimi veren bu kurumlar 17-25 Aralık'tan sonra 14 Nisan 2015 yılında kapatıldı. Komisyon görüşmelerinde Sayın Kemal Çevik şimdi meşgul ama dedi ki buraları kapatmak zorundaydık. %98 FETÖ'nün, Fethullah Gülen cemaatinin kontrolüne girmişti dedi. Peki komisyonda bunu söyledi. 2015 tarihine kadar 2002 ile 2015 arasında bu Fethullah Gülen cemaati ne yapıyordu? 2010 referandumunda ölüler bile kalksın oy kullansın derken hep birlikte aynı menzile farklı yollardan giderken acaba iktidar sahipleri ne yapıyorlardı? Bugün geldiler dediler ki buranın her tarafı FETÖ'cü oldu, kapatıyoruz. Yenine de İç Güvenlik Fakültesi kuruyoruz dediler. Bakın bundan ta 10 küsur yıl önce rahmetli Kamer Genç bu kürsüden bu FETÖ'ye yüz vermeyin, birlikte hareket etmeyin, gün gelecek silahlı darbe yapacak dediğinde AKP sıralarından hep birlikte üzerine yürüdüler. Linç etmeye kalktılar. Peki ne oldu? Rahmetli Kamer Genç haklı çıktı. Onlar da dönüp bu FETÖ terör örgütü dediler. Peki o terör örgütünün üyeleriyle, iltisaklı olanıyla, iş adamıyla, siyasi partileriyle hiçbir işlem yaptılar mı? Yapmadılar. Sadece asgari okullarda emirle dışarı çıkan çocukları tutukladılar ve hala içerideler. Ve asgari okulları kapattılar, asgari hastaneleri kapattılar, devletin birçok kurumunu dağıttılar. Bugün tekrar 100 yıl önce Atatürk'ün yaptığını doğruyu görüp başa dönüyorlar. O askeri okulların kapatılması nerede yazıyordu? 100 yıl önce Serv'de yazıyordu. İlk şartlardan biriydi. Niye? Çünkü ordunun dağıtılması gerekiyordu. Bilfiil işgal edilirken elinde silah, ordu, asker bulunmaması gerekiyordu. İlk yaptıkları iş o. Sonra askeri hastaneleri kapattılar. Akılları tekrar başına geldi. Milli Savunma Bakanı açıkladı. Askeri hastaneleri açacağız. Günaydın. Hep sonuç üzerinden yapılan hareketler. Bu sonucu neyin getirdi? Hangi yanlışlar bu sonuca sebep oldu? Nedenleri ne? Araştırmak yok. Biz o gün uyardığımızda ve o günden sonra bugün tekrar uyardığımızda hep nereden biliyorsunuz, ispatlayın. FETÖ gitti, menzilciler geldi. Bakın yeni Süleyman Soylu imzasıyla birinci sınıf polis atamaları yapıldı. Daha yine birkaç gün içerisinde. Birçoğu isimleriyle kayıtlı. Menzilci. Yani değişen bir şey olmadı. Fethullah Gülen cemaatinin yerine menzil cemaati. Ancak onların içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanımızın koruma müdürü, bütün devreleri, kendi sınıf arkadaşları birinci sınıf amir yapılırken o yapılmadı. Bir önceki koruma müdürü de bu bakanın hışmına uğramıştı. O da yapılmamıştı. Şimdi aynı şey gene yapılıyor. Ama emin olun siz günübirlik politikalarla sadece A cemaati gitsin, B cemaatiyle biz iş tutarız dediğinizde sonuç değişmeyecek,
ve önümüze gelen bir sürü devlette yaşanan sıkıntılar olacak. Şimdi burada kurulan kurumlar var. İsimlerini burada sayalım. Biraz karışık olduğu için onları ben size buradan bakayım. POEM, PAEM, POMEM. Evet, şuradan bakalım. PAEM, burada Polis Amirleri Eğitim Merkezi. Yine PMYO, Polis Meslek Yüksekokulu ve POMEM, Polis Mesleki Eğitim Merkezleri. Şimdi şöyle düşünün. Aynı yüksekokuldan mezun, POEM'de 4 yıl lisans eğitimi almış, 4 ay hızlandırılmış eğitim görmüş, amir yapılmış. Yine 4 yıl lisans eğitimi almış, POMEM mezunu, 6 ay jet hızıyla eğitim verilmiş, o da memur yapılmış. Şimdi aynı üniversitelerden mezun olmuş iki tane insan, birini amir yapıyorsunuz, birini onun yanına memur yapıyorsunuz ve o insanlar da birbirlerine başlıyor mobbing yapmaya. Defalarca söylüyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne söylüyorlar. Anket yaptırılıyor. Anketler, sendika anket yaptırıyor. Anketler yayınlanmıyor. Sonuç sadece 2022 yılında 44 intihar. Hatta sendikaya göre 50 intihar. İnsanları baskıyla, birbirlerine eşit seviyedeki insanları hiyerarşik düzeni gözetmeden amir çalışan ilişkisine soktuğunuzda insanlar artık genç yaşlarında hayatlarının baharında yaşamlarına son vermeyi tercih ediyorlar. Ama biz bunları dile getirdiğimiz zaman çeşitli başka iddialarla gündemi saptırıp yok öyle şey diyerek bunları sümen altı yapıyorsunuz. Bakın bu yoldan dönmeniz lazım. Böyle giderse çok değil 10-15 yıl içerisinde geçmişte yaşadığımız acı tecrübeleri tekrar yaşarız. Devletin ayarlarını bozuyorsunuz. O ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi tartar. Evet. Şimdi sadece süreçleri konuşmak, süreçlerin üzerinden sonuçları değerlendirmemek sonucunda birçok dağılan kurum liyakatsiz, işin ehli olmayan, sadece parti teşkilatlarından gelen, gençlik kollarından, kadın kollarından hamile kart yakınımdır imzasıyla göreve başlayanların ülkeyi getirdiği yer çöküştür. Her konuda, sadece İçişleri Bakanlığı'nda, emniyette değil, eğitimde de böyle, adalette de böyle, sağlıkta da böyle. Herkes bir bakanlığı paylaşmış. Her bir cemaatin o bakanlıkta söz hakkı, söz hakkını bırakın, tam yetkisi var. O cemaatten geçmeyen hiçbir şey buradan onay da alamıyor ve sonuca da gidemiyor. Değerli milletvekilleri, bu kürsüden defalarca uyardık. Bu kanuna da hayır demiyoruz. Ancak yaptığınız iş, gittiğiniz yol, yol değil. Liyakata göre atama yapın. Sadakata göre değil. Bakın o gün 17-25'e kadar ya da 15 Temmuz'a kadar beraber iş tuttuklarınız bir günde döndü ve siz terörist ilan ettiniz. Terör örgütü dediniz. Ama çok değil, birkaç sene öncesine kadar bu kürsülerden olimpiyatlarda gözyaşı döküyordunuz, ağlıyordunuz, metiyeler düzüyordunuz. O yüzden bu kurulacak iç güvenlik fakültesinde de eğitim verecekleri, orada eğitim görecekleri liyakata, sınavlardaki hakkaniyete ve sözlü sınavdan değil, yazıldan sonra yapacaksanız da kamera kaydı altında sözden geçirerek buralara alın ki gençliğimiz, ülkemizin geleceği bir daha bu sıkıntıları yaşamasın. Yoksa tarih tekerrürden ibarettir. Hepimize bu acıları yaşatırsınız diyor. Yüce Yetkinize saygıyla selamlıyorum.